Merhaba, Tarım Konuşuyorum'a hoş geldiniz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz çarşamba akşamı iki gün önce sosyal medya hesabından özetle dedi ki, bazı üreticilerimizin haksız uygulamalarla karşılaştığını tespit ettik. Fırsatçılar, üreticilerle yaptıkları sözleşmenin dışına çıkıyor. Yani haksız uygulamalarla karşılaşan çiftçi olduğuna göre fırsatçılar kim oluyor? Karşı taraf karşı tarafta kim var? Büyük alıcılar, fabrikalar, ürün işleme ve paketleme tesisleri, şirketler, sanayiciler. Yani ürünü üreten çiftçiden ekonomik anlamda daha güçlü olan kesimler. Bunların bir bölümü fırsatçılık yapıyor diyor Sayın Bakan. Sayın Bakan devam ediyor. Sözleşmeli üretim hem üreticinin hem sanayicinin haklarını teminat altına alan önemli bir araçtır. Dikkat edilmesi gereken husus bakanlığımız tarafından üretim konularına göre ayrı ayrı hazırlanan tip sözleşmelerin kullanılmasıdır. Tip sözleşme ne demek? Tarafları bağlayacak koşulların genellikle sözleşmeye taraf olmayan kesimlerce yazılan örnek sözleşme. Tabi çoğu zaman tarafların görüşleri de alınarak yazılıyor bu sözleşmeler. Bu da çok doğal. Yani Sayın Bakan Yumaklı diyor ki kendinize göre sözleşme yapmayın. Tarım ve Orman Bakanlığı örnek sözleşmeler hazırladı. Bu sözleşmeler taraf olan herkesin hakkını, hukukunu koruyor. Bizim tip sözleşmeleri imzalayın. Aynı mesajda başka ne diyor Sayın Bakan? Bu konuda bir seferberlik başlattığımızın da altını çizmek isterim. Buna rağmen sözleşme dışına çıkan fırsatçılara ve üretimdeki dengeleri bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz. Tüm bunlar dikkate alındığında sözleşmeli üretimi de içinde barındıran tarımsal üretim planlaması bu tip arz talep dengesizliklerine çözüm olacaktır diyor. Peki, sözleşmeli üretimin tarımsal üretim planlamasına katkı sağlaması hedefi en bağlayıcı şekilde nerede yazıyor biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Tarım Kanunu'nda. Tarım Kanunu ne zaman yayınlandı? 2006. 18 yıl önce. Aradan geçen bu 18 yılda tabi sözleşmeli üretimin yaygınlaşması için alt mevzuatlarda, uygulamada çok şey yapıldı. Şimdi hiçbir şey yapılmadı demek de çok büyük haksızlık olur. Ancak tekrar az önceki cümleyi hatırlatmak isterim. Sayın Bakan, sözleşmeli üretimi de içinde barındıran tarımsal üretim planlaması bu tip arz talep dengesizliklerine çözüm olacaktır demişti. Yani 18 yıldır gelecek zaman kullanıyoruz hala. Artık bu sorunu çözdük diyemiyoruz. Sözleşmeli üretim modeliyle ilgili onlarca televizyon programı yaptım. Konunun tüm taraflarının ve akademisyenlerin görüşlerini dinledim, aktarmaya çalıştım. Yapılan tespitlerin ortak noktaları ve naçizane yorumlarımız şöyle. Türkiye'de sözleşmeli üretim sınırlı da olsa uygulanıyor. Ancak bu model şimdiye kadar hep üretici, çiftçi aleyhine sonuçlar verdi. Bir nevi üretici fiyatlarının baskılanması, düşürülmesi için bir araç olarak kullanıldı. Sözleşmelere uyulmadı. Bir kısım alıcılar ürünleri sözleşmede yazan fiyattan daha ucuza alabilmek, kapatabilmek için elinden gelen gayreti gösterdi. Üretim için kullandıkları girdileri ya da bu girdileri satın almak için gerekli olan parayı bulmak için Sözleşme yaptığı alıcıya mahkum olan örgütsüz üretici sonraki sezonu da düşünerek tüm dayatmalara boyun eğmek zorunda kaldı. Bir başka anlatımla özellikle 1980'li yıllarla birlikte piyasacı ve devlet müdahalelerini reddeden politikaların tarladaki, bağdaki, bahçedeki, çiftlikteki yansımasının bütüncül adı sözleşmeli tarım oldu. Büyük sermaye zaten tüm dağıtım pazarlama ve satış kanallarına hakimdi. Şimdi sermaye sözleşmeli üretimle neyi ne kadar ürettireceğini belirleme gücüne sahip olduğu için üretimde de egemen olabilir. Özellikle ülkemiz gibi çok küçük ölçekte üretim yapan çiftçilerin yoğun olduğu ülkelerde üreticiler, tarım şirketlerinin sağladığı girdiler, verdiği avanslar olmadan bırakın rekabetçi olmayı üretim bile yapamazlar ya da çok zor yaparlar. Ayrıca geçmişte bazı ülkelerde sözleşmeli üretimin nasıl olsa çiftçinin satış yapacağı yer garanti, sözde, sözleşmede yazan kârı da alacak mantığıyla devlet desteklerinin azaltılması için bir bahane olarak kullanıldığını da okuduk. Gıda piyasaları giderek tekelleşiyor. Küçük ve orta ölçekli çiftçilerin girdi ve ürün piyasalarına girmeleri zorlaşıyor. Bu durum üreticinin satış ve fiyat riskini arttırıyor. İşte sözleşmeli tarımın propagandası tam burada başlıyor. Bir bölümü uluslararası tarım şirketlerinin piyasaya girmesiyle uygulanan sözleşmeli tarımın üreticilerin karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm olacağı söyleniyor. Şimdi size bir soru. Büyük alıcı küçük miktarlardaki ürünle uğraşır mı? Bize göre uğraşmaz. Peki büyük miktarlarda üretim için ne gerekir? yeni ve yüksek teknoloji yani para yani yine sermaye. Peki bu yatırım maliyetini kim nasıl karşılayacak? Dahası işletme ölçekleri küçüldükçe firmaların ürünü garanti etmek için koydukları şartların çiftçiler aleyhine ağırlaşmasını kim engelleyecek? Ülkenin belli bir bölümüne hakim olan birkaç şirketin kendi aralarında anlaşmasını bu nedenle azalacak rekabet sonucunda çiftçilerin farklı şirketlerle sözleşme imzalamasının imkansız hale gelmesini ve çiftçilerin şirket tarafından verilen fiyatları kabul etmek zorunda kalmasını kim durdurabilecek? Sizce şirketler için kar mı önemlidir yoksa gıda güvenliği mi? Pazarı olan yani satılan, satılabilecek olan ürün daha çok ürettirileceğine göre ürün çeşitliği nasıl sağlanacak? Sözleşme demek hukuk demektir. Türkiye'de tarım hukuku var mıdır? Taraflar arasındaki uyuşmazlıkları zamanında çözebilecek tarım konusunda uzman mahkeme var mıdır? Klasik yargı düzeninde atanan bilir kişiler davayla ilgili raporları oluşturuyor ve mahkemelerin hüküm verme süreci çok uzun sürüyor. Canım her konudaki davalar yıllarca sürüyor diyebilirsiniz ama toprak ve ürün canlı hatırlatırım. Üretici Sözleşmede yazan gübre veya ilacı yanlış kullandı diyelim. Bunun kararının hemen verilmesi gerekir. Bırakınız ayı yılı bir hafta sonra yazılacak bilirkişi raporunun hiçbir geçerliliği olmayabilir. Ürün alın fiyatları konusunda firmanın sözleşmeye uymadığını farz edelim ki en çok şu anda günümüzde yaşanan sorun bu. Üretici yasal yollara başvuracak maddi gücü ve diğer imkanları nasıl bulacak? Bir kez daha vurgulayalım. Sözleşmeli üretim modeli büyük ölçekli üretim ister. Bunun sonucu çiftlik sayısının azalması, küçük ve orta ölçekli çiftçilerin kaybolması olursa üretim planlaması ve sözleşmeli üretim bu sorunlara çözüm üretecek mekanizmaları kuramazsa bir endüstriyel üretim modeli olan sözleşmeli tarımın yerleşmesi özellikle küçük ve örgütsüz üreticilerin olduğu ülkemizde sermayenin tarımda egemenliği sağlamasının önemli bir aracı olacaktır. Umarız yeni model tüm bu soruların cevabını net bir şekilde verir. Biz de rahat ederiz. Hoşçakalın.